Herkese merhaba tekrardan. Ee, bu sefer biraz daha farklı bir konsepte işleyelim istedim. Bay yani, IP üzerinden biraz daha hani belki matematiksel olarak da konulara bakmış oluyoruz bir yandan da yani yine yine hala genel konuşmaya çalışıyorum ama en azından biraz daha nereye götürüyorsa biz oraya gideriz aslında ee, düşünce düşüncelerimiz diyelim. Çünkü evet yani slide slide ile ders ne kadar ben kendim en azından çok takip edemiyordum. Neyse. İlk baştan başlayacağım yerden başlayayım da ben. Bu işte Perceptron'dan bahsetmiştik. Birazcık Perceptron algoritması ile ilgili bir şeylerden bahsedeyim önce. Bu algoritmanın dediğim gibi işte 1943'te ilk başta matematiksel olarak yani ortaya koyuyorlar. Çok aslında kolay bir şey var. Lineer artı non-lineer dediğimiz bir yapısı var bunun. Önce bir e, yani inputları düşündüğümüz zaman bunların hepsini şöyle göz, gözlemleyelim. işte x, x1, x x2 ve xn. Ve input derken neden bahsediyoruz? Şöyle düşünebilirsiniz. Hani işte bir e, gözün gördüğü inputları düşünürseniz. Mesela işte böyle bir e, kare bir bölge görüyor olalım. işte her bir pikseli olsun bunun. Inputtan bahsettiğimiz şey aslında buradaki her bir pikselin değeri burada bir sayı oluyor yani. işte burada piksel değer sıfırsa sıfır var, bir ise bir var vesaire. İşte burada hani gördüğümüz şey ne olabilir? İşte güzel bir kedi görmüş olabiliriz. Şöyle bir. Evet. Kedi çizmeye çalışayım. İşte vesaire vesaire. Bu şekilde input diye bahsettiğimiz şeyler aslında buradaki her bir pikselin değeri. Bunlar lineer bir şekilde ortalamaları alınarak toplanıyorlar. Bir ortalama değer elde ediliyor z diye. Daha sonra bunu bir fonksiyondan geçiriyoruz. f of z diye. Bu da bizim e, son hani outputumuz oluyor. Bu da eşittir işte y. Şu kısım lineer dediğimiz kısım ve hani dediğim gibi perseptrondan çok daha geniş bir şey yani geniş bir kavram burada yaptığımız şey z diye bir şey tanımlıyoruz burada her bir inputu ona ait bir weightle çarpıyoruz yani bunu aslında şey gibi düşünebilirsiniz inputların unit'lerini eş değer hale getiriyoruz yani belki burada inputlardan bir tanesi işte çok şey bir pikseldi. Çok böyle sürekli açık bir pikseldi. Başka bir tanesi genel olarak koyu bir piksel vesaire. Buradaki weightlerin belki de bir yerde anlamını şöyle düşünebilirsiniz. Hani bunların hepsinin unitlerini aynı seviyeye getirmek gibi düşünebilirsiniz. Vesaire. Bir de bazı yani çoğunlukla eklenen bir de bir bias termi var. Ve bununla ilgili de konuşacağız. Ee, bu lineer kısmı. Non lineer kısmı da burası. Z geliyor. Bir f fonksiyonuyla f of z'ye map ediliyor ve bunu da output olarak veriyoruz. Bu 1943'teki geliştirdikleri şey buydu. Hani perceptron algoritması da altında ama burada spesifik bir varsayım var. Bu da f fonksiyonu dedikleri şey bir şeydi. Sine fonksiyonuydu. Yani sıfırdan küçük değerler için eksi bir sıfırdan büyük değerler için de artı bir. Belki de ortadaki değeri de sıfır olarak alabilirsiniz. şunu. Bu tarz bir F fonksiyonu geliştirmişlerdi. Bunu biraz daha şey şeklinde yazmak istersek de eğer işte omega 1 x 1 vesaire 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 artı b büyüktür bir sıfırdansa bunun cevabı 1 Her neyse küçüktür sıfırdansa bunun cevabı eksi bir. Peki bu bir ve eksi bir neyi e, betimliyordu? Bizim işte personel örneğinde hatırlarsanız sağ ve sol diye iki farklı şeyleri vardı, kavramları vardı. Resimler gösteriyordu. Algoritma sağ ya da sol diyordu. O resimlerde aslında sağ tarafta ya da sol tarafta bir nokta vardı. Bu gösterdikleri şeylerde şöyle bir resim düşünün ya da işte fotoğraf. Burada ya işte sağda bir nokta oluyordu ya da bir solda nokta oluyordu ve bu algoritma işte mesela buna 1 atıyordu buna eksi 1 atıyordu ve bunları doğru tahmin etmeye çalışıyordu. Gösterdikleri şeyde yaklaşık 50-100 tane şeyden sonra 100 tane öğrenme aşamasından sonra öğrenebildiklerini gösteriyorlardı. Aslında buydu ilk ortaya koydukları partitron. Ee, ve bu algoritma düşünebilen, konuşabilen, e, hatta günün birinde kendi kendine üreyebilen bir algoritma olarak atıldığı ilk başta ortaya. Tabii ki bugün biliyoruz ki bu doğru değil. E, ama gerçekten <laughs> sonrasında kullanacağımız birçok algoritmanın da en temelini oluşturacak. Bunun niye böyle olduğunu anlamak için birazcık logic e, devrelerine dönmemiz gerekiyor. Spesifik olarak da N devresi V devresine. Hatırlarsanız hani işte P ve Q şeklinde iki farklı önermemiz olsun. Bunlardan P ve Q önermesine baktığınız zaman işte eğer 0 sıfır 0 ise bu 0, 0 1 ise 1, 1 0 ise pardon hepsinde sıfırda burada. kafa gitti. 0 0 1 1 de 1 olacak şekilde. Biraz daha bunu devre şeklinde yazarsanız da işte buradan iki önerme ve bir end kapısıyla işte son değeri elde ediyorsunuz yani Burası input 1, x1 x 2 ve bunu da bir y gibi düşünebilirsiniz Perseptron'u önemli yapan şimdi şu vakte kadar olanlardı şimdi burada neden perceptronun Aslında çok önemli bir basit gözükse ve çok önemli bir algoritma olduğunu anlatacağım Bunun sebebi de şu eğer Omega 1 eşittir 2 pardon eksi 2 omega 2 eşittir eksi 2 ve b eşittir 3 derseniz hadi bunu yazalım şimdi hep beraber 2 x1 artı 2 x2 artı bunların hepsinde eksi vardı pardon ay 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 Hadi bunu normal artık yazayım. 3 büyüktür 0 ise ne veriyorduk? 1 veriyorduk. Küçüktür 0 ise bu durumda 0 verelim. Şimdi e, tam tersi olsun. Bu durumda 0 verelim, bu durumda 1 verelim. X1'e ve x2'ye ikisine de 0 verdiğimiz zaman, şimdi tekrar bunu çizelim x1, x2 ve y. Değil mi? x1'e ve x2'nin x'ine de 0 verdiğimiz zaman 3 0'dan büyük olduğu için y değeri de 0. Birine birbirine 0 verdiğimiz zaman 1 0'dan büyük olduğu için 0, 0, 1, 0 1, 1 2'sine de 1 verdiğimiz zaman x4 e artı 3, x1 e 0'dan küçük olduğu için 1. Bu bize neyi gösterdi? Bir end kapısını tamamen lojik olarak düşündüğümüz zaman perseptronları kullanarak elde edebiliyoruz. Perseptronlar özel bir durumda bir end kapısı haline gelebiliyor. Bu aslında zannettiğimiz hani ilk başta görünenden çok daha güçlü bir önerme. Niye? Çünkü aslında birden fazla end kapısını birbirinin ucuna ekleyerek şey yaparak vesaire şey haline getirebiliriz. Bunu bir e, universal computation haline getirebiliriz. Yani bu ne demek? Herhangi bir logic fonksiyonunu birden fazla AND kapısını kullanarak şey yapabiliriz, e, uygulayabiliriz. E, burada göstermeyeceğim ama NAND ve işte OR vesaire de yapabiliyoruz. Yapılamayan perceptronlarla ilgili çok güzel bir e, kapı var. O da XOR kapısı. E, Perceptronlar XOR kapılarını ne yazık ki implement edemiyorlar. Hatta bunu da böyle kenara not alayım daha sonra araştırmak isteyenler için. Günümüzdeki bu işte neural networklerde yani hani kullanılan hani e, pastron olmasa bile farklı bir f fonksiyonu kullansanız bile lineer non lineer yapısı XOR'ları implemente edemiyor ve bununla ilgili yani şey en azından bizim sık kullandığımız e, bu şeyler e, fonksiyonlar bunu elde edemiyor ve bununla ilgili bir tane argüman da şu yani bu şeyin argümanına gidiyor bu. E, Neural networklardaki nöronları beyindeki nöronlara birebir bile map Çünkü beyindeki nöronlar XOR kapısını aslında uygulayabiliyorlar. Bununla ilgili işte deneysel verimiz var. Bu da biraz dendritik computationlarla ilgili, dendritlerde yapılan computationlarla ilgili. Bu konuya çok fazla girmek istemiyorum ama eğer ilginizi çekiyorsa hani e, bunun bi biyolojik e, şeyleri var. Hani karşılıkları var ve bu aslında ilk argümanımız hani Perceptron niye bir nöronu şey yapmıyordu. Gerçek bir nöronu güzel modellemiyor. Bunun ilk sebeplerinden bir tanesi işte bu XOR kapısını e, şey yapaması. İkincisi bu bize neyi söylüyor? Aslında bir nöron, gerçek bir nöron bizim kullandığımız artışlı nöronlardan çok daha computationally powerful. Peki perceptronlar kullanarak XOR kapısı oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Sadece birden fazlasını arda arda koymamız gerekiyor. Farklı farklı şekillerde. Zaten bu bizi ikinci aşama olan işte bu deep learning Paradigmasına yavaş yavaş itiyor. Eğer biz... E, ...universal komp bir computer elde etmek istiyorsak... ...işte bir tane Perceptron yerine... ...hatırlarsanız hani neydi? Şöyle bir artık bundan sonra... ...şu şekilde göstermeyeceğim de şu ikisini birleştirip... ...şu ikisini birleştirip... ...tek bir tane şey çizeceğim bunlar yerine. Bunu bütün bir algoritma olarak kullanmak yerine hatırlarsanız bu belli bir yerde buna indirgeyebiliyordu. Bir sadece özel case'inde bu arada yani normalde çok daha powerful bir şey. Onun yerine şu paradigmaya geçiyoruz. Neuron input alıyor evet ama aynı zamanda işte başkaları da inputlar alıyor. Ve bunları stacklemeye başlıyoruz. İşte yavaş yavaş deep learning'in işte nereden pardon hop deep learning paradigmasına yavaş yavaş bu şekilde geçmeye başlıyoruz. Yani deep learning'e geçmemizin ilk ilk şeyi, ilk argümanı burada belki hani ya yani aslında bir sürü argümanlar var da benim burada vermeye çalıştığım ilk argüman hani daha intuitif olması açısından, daha kolay anlaşılması açısından hani aslında bizim bilgisayarda end kapıların arada deklarmamızda benzer bir argüman aslında. Peki bunları bunlardan bahsettik. Şimdi bu XOR kapısını niye uygulayamadığını anlatan başka bir konudan bahsedeceğim. Bu konunun adı Linear Separability ve aslında çok önemli bir konu. Bu arada fark etmediyseniz söyleyeyim şu anda yani daha önce söylemem gerekiyor aslında. Architecture konusunu işliyoruz. Üç farklı konu işleyecektik. Architecture, Objective ve e, Learning Algorithms. Architecture konusundayız. Linear separ Separability çok önemli bir konu. Bunu bizim bu kediyle ilgili e, sorumuza geri dönerek isterseniz yapalım. Kediyle ilgili bir perceptron oluşturalım. Kediyle ilgili yaptığımız gözlemler neydi? Sadece weightini ölçüyorduk. Bu kedinin weightine x diyeceğim. Artık x1, x2 demeye değil, bir tane bir şey ölçüyoruz. E, buradan bir omega ile çarpılıyor bu x ve buradan bir y geliyor. Bunu matematiksel olarak yazarsak da y eşittir omega x. Pardon. Eğer Y eşittir 1 veya eksi 1. 1 eğer omega x artı b büyüktür bir c'dense omega x artı b küçüktür c'dense de bir eksi 1. Değil mi? Bu bizim kedi örneğimizde. Şimdi baktığınız zaman her şeyi omega'ya bölersem hiçbir şey değişmez. Hadi bunu yapayım. Direkt omega'yı 1 alayım burada. Yani eğer omega x artı b büyüktür c ise omega x artı b bölü omega büyüktür c bölü omega. Hepsini tekrar tanımladım. B ve c'yi. Bu şekilde omega'yı 1 alabiliyorum. Tamam. Ee, şimdi geri dönelim örneğimize. Hatırlarsanız şöyle bir skala vardı. Burası 6 kiloydu, burası 5 kiloydu. Ve burada 1, 2, 3 tane ölçümümüz vardı. Burada da 1, 2, 3 tane ölçümümüz vardı. Hadi burası da işte 5.5 olsun. Ve burası c dip burası 0'dı. Kafa yine gitti. Değil mi? Evet. Sıfırlı. Şimdi benim size sorum şu. Biz bir perseptan algoritması train edeceğiz şimdi. De çok basit bir şekilde hemen. B'yi nasıl seçmeliyim ki bu soruda doğru tahmin edeyim. Ee, bu kediye bir diyeceğim. Buna eksi bir diyeceğim. Yani burada kahin olmaya gerek yok. Eğer B'ye eksi 5.5 dersem X'in 5.5'ten büyük olduğu durumlarda 1, x'in 5.5'ten küçük olduğu durumlarda da X 1 diyeceğim ve böylelikle kedileri doğru tahmin etmiş olacağım. Ee, peki daha başka bir şey söyleyeyim. 5.5 değil de diyelim 5.4 dedim. Yine doğru tahmin edecek miyim? Edeceğim. Perseptron algoritması ile ilgili aslında ilk ortaya konulan Hani böyle insanların birazcık tadını kaçıran noktadan bir tanesi buydu. Yani bir tane doğru cevap yok. Bir sürü doğru cevap var. Özellikle eğer kesinlikle doğru cevap bulabileceğiniz bir problemse. Partizyon algoritmasıyla %100 doğru cevap bulabileceğiniz problemler işte linearly separable problemler oluyor. ve bunu biraz kanıtlayalım. Şimdi burada boundary denen bir kavrama giriyoruz. Boundary denen dediğimiz kavram Artı birden eksi bire geçiş yaptığımız kavram, bu ne oluyor? X artı b'nin sıfır eşit olduğu yer. Hadi biraz daha genel yazalım. Omega çarpı x artı b'nin sıfır eşit olduğu yer. Bir boyutlu bir düzlemde bu x eşittir eksi b bölü omega. Yani bir tane değer seçiyorsunuz. Eğer bir boyutlu bir düzlemde yani sadece bir tane inputunuz varsa, boyutu fark ederseniz inputun sayısı belirliyor burada x'i işte eksi b bölü omega'dan bir tane çizgi çekiyorsunuz. Bu tarafta kalanların eksi 1 oluyor. Bu tarafta kalanlar artı 1 oluyor. Omega'nın pozitif olduğunu varsayıyorum şimdilik. Çok fazla işlemleri karıştırmamak için. Buraya kadar hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Yani burada algoritmanın yaptığı çok büyük bir magic yok. Zaten en başta da yazmışım linear separability diye. Lineer bir çizgi çekiyorsunuz. Bir tarafta kalanlar Eksi bir değerini alıyor. Diğer tarafta kalanlar artı bir değerini alıyor. Çok güzel. Şimdi diyelim ki biz sadece kedinin kütlesini değil aynı zamanda boylarını da ölçtük. İşte ne kadar oldu vesaire diye. Şimdi bir kütle ölçümleri var burada. X1 ve ortaya çıkan ölçümler işte şöyle. Diğerinin de ölçümleri mesela işte şöyle olsun. Sonra bir de ikinci bir ölçüm olarak da X2 bu işte kütleydi. Bu da işte ne kadar boyu var. Bunu ölçtük. Bunda da bu sefer bir tanesi uzun çıktı. Bir tanesi de birazcık kısa çıktı. Yine bunları x1, x2 düzleminde yazalım. x1 ve x2. Şimdi hatırlarsanız daha önce tek düzlemlerde, şu şekilde tek düzlemlerde yapıyorduk. Şimdi x1 ve x2 diye. Mavilerin x1'i birazcık büyük, x2'leri küçük. Yani maviler şurada. Kırmızıların x1'i biraz daha küçük ama x2'leri büyük. Yani kırmızılar da şurada. Bakarsanız sadece x1'e baktığım zaman bunları ayırmak mümkün değil. Sadece x2'ye baktığım zaman ayırmak mümkün ama hani çok da önemli değil. Şu anda başka bir e, şey yapıyoruz. Başka bir aslında bu çok doğru olmadı. Bunların aslında burada da biraz böyle şeyleri olacak. Şöyle bir şekilde. Belki tam doğru olmayabilir şu anda çizdim. Diğer yönde olabilir doğru cevap. Şimdi buraya bakalım. Kaç farklı? Şimdi hatırlarsanız bir boyutlu düzlemde Perceptron algoritması size bir tane nokta veriyordu. Bu noktadan bir çizgi çiziyordunuz. Bunun sol tarafı eksi bir, sağ tarafı artı bir oluyordu. Şimdi bir fact söyleyeceğim ve bunu kanıtlamayacağım ama bunu kanıtlayabilirsiniz. Birazcık çabalarsanız, biraz da lineer alıcıyı biliyorsanız bunu kanıtlamak çok kolay. İki boyutlu düzlemde Perceptron algoritması size bir tane plane verecek. Bir tane düz bir çizgi verecek. Bunun bir tarafında kalanlar 1 olacak. Diğer tarafında kalanlar eksi 1 olacak. Bir şey daha söyleyeyim. 3 boyuta çıktığınız zaman bu sefer direkt bir plane verecek. 4 boyuta çıktığınız zaman hyperplane verecek. Buradaki genel mevzu şu. Size bir çizgi verecek. Bu çizginin bir tarafında kalanlar artı bir, diğer tarafında kalanlar eksi 1 olacak. Bu yüzden bunun adına linear separ separability issue diyeceğiz. Çünkü mesela bu durumda iki data birbirinden linearly separable. Bir tane çizgi çekebiliyorsunuz. Bir datanın bir kısmı bir tarafta kalıyor. Diğer kısmı diğer tarafta kalıyor. Perseptron algoritması sadece ve sadece linearly separable problemleri çözmede işe yarıyor. Eğer bir problem linearly separable değilse perseptron algoritmasıyla bu sorunu çözemiyorsunuz. Herhangi bir linear non -linear algoritma bu işe yarıyor. Ama gerçek hayatta biliyoruz ki bu işler böyle değil. Nasıl böyle değil? Mesela şöyle bir şey olabilir. Yine tek boyutlu bir ölçüm aldım. Herhangi bir şeyin ölçümü, hani herhangi bir şey ölçümü. Yani birinci kediden aldığım ölçüm, şöyle aldım. Bir de şöyle ölçümler aldım. İkinci kediden aldığım ölçümler, böyle ölçümler. Şimdi buraya baktığınız zaman diyorsunuz ki ya benim bunları ayırt edebilmem lazım. Çünkü bir structure görüyorum aslında burada. Ama bir tane çizgi koyayım bir tarafta birinci kedi diğer tarafta diğer kedi kalsın. Böyle bir şey mümkün değil. Şuraya koy çizgiyi olmadı. Buraya koy çizgiyi olmadı. Ne olması lazım? Şöyle bir şey olması lazım. Dinir olmayan bir algoritma öğrenmeniz lazım. Yani şöyle bir şey öğrenmeniz lazım. Bu algoritmanın, bu Parabolün dışında kalanlar bir tip kedi olacak. Bu parabolün içinde kalanlar başka bir tip kedi olacak. İşte bu parabolü öğrenmenin iki tane yolu var. Birinci yolu bu parabolün şeklini siz tahmin edebilirsiniz. Yani ne yapabilirsiniz? Şimdi bu x1'di ya. Yine x1'i çizelim. Bir tane x2 oluşturursunuz x1'den. Ve x2'ye mesela şey dersiniz. x2 eşittir x1'in karesi x2 eşittir karesi dediğiniz zaman şuradakiler yine olduğu gibi burada kalacak. Şimdi şurası merkez olsun. Şurası merkez olsun. Kırmızılar şöyle yandan parabolik şekilde yukarı çıkmaya başlayacaklar. Şimdi bir doğru çizebilir miyiz? Çizebiliriz. Bakın çok güzel bir doğru çizdim. Ne yaptım? Linearly separable olmayan bir problemi not linearly separable linear'ı separable hale getirdim. Bu yöntem bu yöntemin adı kernel şey feature map ve kernel metotları. Feature map diyelim şimdi buna kernel çok kafa karıştıracak. Feature map metodu bu. Burada şunu yapıyorsunuz. Dataya bakıyorsunuz ve bu özellikle mesela psikoloji alanında vesaire analiz yapılırken bu yapılır. Diyorsunuz ki yani işte mesela bir x1 var, bir x2 var. Bence x1 ile x2'nin çarpımı da işte burada önemli bir faktördür. İşte x1'in karesi x2, işte x2'nin karesi x1 bunlar da önemli faktörlerdir. Yani datama x1, x2'nin yanında x1, x2, x1'in karesi x2, x2'nin karesi x1 vesaire de ekleyeyim diyorsunuz. Ve dataya bunları ekleyip normalde linearly separable olmayan bir problemi linearly separable hale getirebiliyorsunuz. Bu shallow learning bir yerde. Yani bu sizin e, bu yaptığımız olay işte hani deep learning ya şey perceptron düşündüğünüz hani şuradan şöyle gidiyor diye ya perceptronda. Yaptığınız şey şu. Şunların sayısını arttırıyorsunuz. Şunun yerine artık böyle artık kaç tane varsa bunların sayısını arttırıyorsunuz. Yine en sonunda bir tane nöronu öğrenmeye çalışıyorsunuz burada herhangi bir hani deep learninglik bir mevzu yok. İkinci yöntem, yani burada feature map dediğimizde bu arada hani x2'nin bir x1'e göre bir fonksiyonu ve bu f'i siz biliyorsunuz previously known. Hani siz seçiyorsunuz bunu aslında. Tahmin edebilirsiniz ki deep learning algoritmasının geliştirilmesinden önce en çok kullanılan algoritma bu tarz algoritmalardı. İnsanların kendi elleriyle seçtikleri algoritmalardı. Bunların en büyük katkısı şu. Bu algoritmalar data olarak çok dataya ihtiyacı olmuyor. Çünkü siz zaten problemle ilgili bir bilginiz var ve bu bilgiyi kullanarak e, şey yapıyorsunuz. Yani problemi güzelce beslemiş oluyorsunuz. E, daha fazla data, data toplayıp data ile birlikte bu fonksiyonu öğrenmek gibi derdiniz olmuyor. İkinci yöntem az önce de söylediğim gibi e, learning bu işte F feature map'ine bunu siz kendiniz data'ya vermiyorsunuz. Da. Hani x1'in karesi olarak al, x2'nin karesi olarak al demiyorsunuz da şöyle yapıyorsunuz. Bu input'lar vardı ya. Bunlar bir perceptron'a gidiyordu ya. Bunlar onun yerine bir tane hidden unit'e gidiyor. Hatırlarsanız birden fazla bunu az önce konuşmuştuk. Birden fazla perceptron'u bir araya koyduğunuz zaman e, herhangi bir computation'ı approximate edebiliyordunuz. E, burada benim approximate ettiğim şey Böyle bir sürü layer oluşturuyorum. En son layer'dan yine bir tane output'a gidiyorum. En son layer'a kadarki layer'ların yaptığı şey input'taki x'i alıp bu feature map'i oluşturup fx'e yönlendirmek. Ama bunlar bu f fonksiyonunu öğreniyor. The previous layers Bu sizin hani normalde üstte kendinizin tahmin ettiği F var ya burada bunları öğreniyor. En son layer hala daha bir perceptron algoritması yapıyor. Deep learning'i aslında hani belki de en intuitive bir şekilde benim kendi adım bakışım bu şekilde. Bundan önceki layerlerin tamamını bir universal approximator gibi düşünün. Bir fonksiyon öğreniyorsunuz ve bu fonksiyon size en yani linearly non-separable halden separable hale getirmiş oluyor. Somutlaştırabiliriz tabii ki. Şu yukarıdaki şeyi düşünün, şu örneği düşünün. Aynı örneği tekrar şuraya çizeyim. Okay. Ee, burada iki tane inputumuz var. Şey, burada hatta bir tane inputumuz var. Tamam mı? Ondan sonra buradan basit bir şekilde iki tane input'lu bir yere gidelim. Sonra tekrar tek input'lu yere geri dönelim. Hatta birkaç defa bu tekrar etsin. Sonra tekrar tek input'lu yere geri dönelim. Eğer algoritmanız iyi öğrendiyse ben şimdi bu X input'uydu. Şurası X Şuraya U1 diyeyim. Şunun aktivasyonlarına. Bunun aktivasyonlarına da U2 diyeyim. X'i verdiğimde bunları elde ediyorsam eğer algoritmam iyi öğrendiyse U1 ve U2'ye baktığım zaman da şu structure'ı geri elde etmem lazım. Ya da buna benzer başka bir şey. Ama temel argüman şu. Yeni öğrendiğim bu U1, U2 uzayında çizgiyi şuraya attığım zaman linearly separable bir hale getirmiş oluyorum problemi. Önceden biz bunu fonksiyonu kendimiz elimizle veriyorduk. Şimdi bu işte x1'i yani x1, x2 üzerinde değiştirecek olan fonksiyonu algoritmaya öğretmiş oluyoruz. Bunun artısı nerede? Görebilirsiniz. Bunun artısı şurada. Şu ana kadar bahsettiğim her şey bizim anlayabildiğimiz konular. Ama şunu düşünün. Şimdi anlayamadığımız yavaş yavaş konulara gelelim ve yavaş yavaş arkitektür konusunu burada bitireceğim bununla birlikte çünkü bayağı vaktim azalmaya başlamış. İki farklı iki birbirine çok benzeyen durum düşünün. İşte siz burada duruyorsunuz. Bu sizin gözüne gördüğünüz bir durum olsun. Birinde bir araba var ve işte size işte çok hızlı bir şekilde geliyor. Diğerinde bir araba var ve durmuş durumda. Şimdi düşündüğünüz zaman gözünüzde algıladığınız pikseller o an için neredeyse aynı iki durumda. Yani farklı pikseller görmüyorsunuz. Aynı şeyleri görüyorsunuz. Ama birinde korkuyorsunuz arabası çarpacak diye ve farklı bir hareket yapıyorsunuz. Diğerinde Araba size çarpacak mı çarpmayacak mı? yani arabanız size çarpmayacağını biliyorsunuz rahat rahat karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Bambaşka iki farklı hareket ama gözünüze gelen sinyal aynı. Şimdi tabii göze gelen sinyal çok yüksek boyutlu böyle hani belki yani yüz binlerce falan e, piksel var o yüzden yüz bin boyutlu bir sinyal çizmemiz lazım. Onu yapamayacağım. Onun yerine iki boyut göstereceğim çünkü ben iki boyut görebiliyorum. Hani üç boyut da düşünebiliyoruz birazdan ama çizemiyorum onu. Dört boyut yeteri kadar uykum varsa belki. 5 boyut yok. Hani ben de bilmiyorum. Belki sizde vardır. Um, iki, iki boyutta baktığımızda hani bu piksel bir olsun. Bu da piksel 2 olsun. Aslında iki durum birbirine çok yakın. Hani bu birinci durum. Bu da ikinci durum. Daha sonra daha fazla daha fazla bu tarz durumları gözlemlemeye başlayalım. Görmeye başlayacağız ki. Bırakın linearly separable olmamayı. Baktığınız zaman bunları sepet etmenin hiçbir yolu yok. Piksellere baktığınızda sadece. Bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz sorusunu aslında beyin bize söylüyor. Çünkü beyin bunu alıyor. Bir e, hani beynin süzgecinden geçiriyor. Bir fonksiyon öğreniyor burada. Ve bize öyle bir output veriyor ki... U1... U2 olsun. Yine en sonda iki outputluk bir süreç elde etmiş olalım. Burada bütün bu yeşiller bir tarafta. Bu mavilerin hepsi de başka bir tarafta oluyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. Çünkü bizim beynimizdeki nöronlardan bu sinyalleri toplayıp kolumuza vesaire gönderen hani o en son motor nöronları da lineer non-linear non yapıda ve onlar en fazla linearly separable yani en azından en basit haliyle linearly separable bir e, sistemi çözebilirler. Yani bunların baktığı nöronlar, bunların konuştuğu nöronlar bu aşırı karmaşık problemi almışlar. Ve bir şekilde çok basit bir hale getirip en son bunların konuştuğu nöronlarda ya git diyor ya da dur diyor. Ya kaç ya da dur. Bu sinyali veriyor biz insanlar da biliyoruz ki bu sinyali aslında çok iyi bir şekilde öğreniyor. Yani biz bu fonksiyonu çok iyi bir şekilde öğrenilebildiğini biliyoruz. E peki benim bunu nasıl öğreniyor diye baktığımız zaman aslında architecture şeylerinde burada yavaş yavaş konuyu bağlamış olalım. Yani görüyoruz işte en azından mesela şeyde göz pathway'inde bir sürü farklı layer var. İşte önce visual, yani LGN'den vesaire geçiyor. Visual 1, Visual 2, Visual 4 işte vesaire vesaire. Higher order area'lar ondan sonra buradan ancak motor nöronlarına gidiyor. Hatta bunlar arasında Geri bildirimler de oluyor. Hatta en başa kadar bile gidiyor. Retinaya kadar gidiyor bu geri bildirimler. Ki şeyi tahmin edebiliyorsunuz siz hani. Aa bak işte araba geliyor. Çünkü arabanın bir saniye önceki hızını bana geri bildirim olarak beyin geri vermişti gibi. Ee, şeklinde hani burada artık yavaş yavaş şey görüyoruz. hani. Beyin nasıl modülerleştiyse farklı farklı beyin areaları geliştirdiyse biz de aslında bundan biraz inspire ederek farklı farklı layer'lar yerleştiriyoruz. Buradaki umudumuz ne olur? Birinci layer'da birinci aşamada hani bunu bir neural network gibi düşünsek işte birinci aşamada şu birinci layer aşamasında işte hani edge detection işte ne olur? İşte burada arabanın işte tekerleğini keşfedelim, arabanın vücudunu görelim vesaire falan filan ikinci layer hani bu umduğumuz şey bu arada olan şey bu değil de Hani bir network train ettiğimiz zaman. ikinci layer bunları bir araya getirip bir araba olduğunu söylesin. İşte üçüncü layer dışarıdan belki gelen hani feedbackle bu arabanın hızını tahmin etsin. Bu arabanın ne kadar hızlı gittiğini tahmin etsin. Sonra son layer'da bu bilgiyi kullanılabilir hale getirsin. Hani işte separable hale getirsin. Ve buradan sonra gelen motor nöronu da ya Git desin ya da kal desin gibi bir umudumuz var. Hani bu neural train ettiğimiz zaman böyle bir e, soruda olan bu mu kesinlikle değil. Ee, yani en azından en basit bir e, şey yani, de, yani olan bu olsaydı tam bunları black box demezdik. Olanın bu olmadığını birçok testte biliyoruz. Bazen hani böyle şeyler oluyor ama hani en azından inspiration bu. En azından inspiration bu. Nasıl beyinde modüler bir yapı varsa networklerde de modüler bir yapı oluşturalım. Bunları stack edelim. Ve bu şekilde bir structure oluşturalım. Burada tabii hani şöyle bir sıkıntı var. Architecture'ı seçerken kaç tane layer olacak? Her layer'da kaç nöron olacak? Bunların hepsi bir soru işareti. Bu bir sanat. Bilimden çok. Ama en azından niye deep layer'lara ihtiyacımız olduğu sorusuyla ilgili umarım hani biraz daha cevap verebilmişimdir şu an aşamada burada tek pikseli tek veri olarak bir olarak kapatan ona yön veri yok mu? İşte bu yön verisi vesaire falan filan bunların hepsi feedback'le gelmesi gereken veriler. Yani yön verisi şudur. şudurdan yani sonuçta sizin gözle gördüğünüz tek şey pikseller. Bunlar hani beyin bir şekilde hafızada tutuyor e, şeyleri önceki pikselleri ve bunlardan hız hesaplıyor, yön hesaplıyor vesaire vesaire ve size geri bildirim veriyor. Ve Siz de yeni gelen information eski gelen information'ı birbiriyle birleştirip şey yapmış oluyorsunuz yani bunları tahmin edebilmiş oluyorsunuz. Evet, eee, arkitektürden bu kadar şimdilik. Burada asıl hani dikkat çekmek istediğim nokta şuydu aslında. E, deep learning'de yaptığımız olay işte bu linearly separable hale getirmek için şeyi öğrenmek, bu fonksiyonu öğrenmek. Shallow learning diye geçen algoritmaların çoğuysa bir feature map'i kendi elleriyle verirler. Hani burada bu fonksiyonu öğrenmek çok fazla data gerektirdiği için data hangi bir algoritma. Eğer çok atanız yoksa genelde ve eğer yani domain bilginiz yüksekse hani işte hangi inputların hangisiyle interactiona gireceğini biliyorsanız ki özellikle bu dediğim gibi işte hani insan insani bilimlerde sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerde e, çok yapılır bu çünkü yeter data yoktur. Bunları siz kendiniz elinizle verirsiniz ve hani şey yaparsınız. Ve bunu bu en azından hani hiçbir şey olmasa bile bunu öğrenmiş olsanız buradan benim için bence çok ben kendim başarılı hissederim yani. Buradaki temel mantık hani bu fonksiyonu öğrenme süreci aslında bizim deep learning diye şey yaptığımız. Hani çok aşırı basit de değil aslında ama yani o kadar basit bir şey değil ama en azından hani gözünüzü korkutmamak amaçlı bu kadar basit indirgeyelim. Güzel. Şimdi ikinci konu objective objective function. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam işte objective çok belli değil mi? Yani istediğimiz şey hata yapmaması. Niye bu kadar kasıyorsunuz? Yani objective function falan filan. Değil, çok mantıklı. O zaman şöyle söyleyeyim. Deney yaptınız. X ve Y birbirine koyulu olan iki tane şey e, variable. Hani X'ten Y'yi tahmin ediyorsunuz. Deneyin sonucunda Y eşittir. A, gibi bir e, şey fit, curve fit ve A'yı bulmaya çalışıyorsunuz. Burada şimdi elde ettiğiniz deney şeylerini veriyorum. Mesela datalarını veriyorum. Şu, şu, şu çok güzel. Bak ne güzel lineer lineer gidiyor. Sonra bir anda eliniz çarptı. Kaza yaptınız. Şuradan bir sonuç elde ettiniz. Şimdi size bir soru. Hangi? Şöyle de edeceğim ki oradan hangisi sizce bu datayı daha iyi açıklıyor? Birincisi bu. İkincisi bu. Ee, yani metaforik bir soru. Tabii ki bu daha iyi açıklıyor. Explains better. Ama şöyle bir sıkıntı var. İkisinde de biz y eşittir ax architecture'ını kullandık. Yani architecture aynıydı. Henüz bundan bahsetmedim ama öğrenme algoritması da aynı. E peki bu ikisi arasındaki farkı ne yaratıyor? İşte bu ikisi arasındaki farkı objective function yaratıyor. Bir tanesinde olabildiğince bu kırmızı olanında özellikle yapmaya çalıştığımız şey şu. Error ortalamada olabildiğince küçük olsun. Tamam yani Çok fazla bir error olan bir yer olmasın. Bütün errorlar az çok küçük olsun. Pembede yapmaya çalıştığımız şey aradan bir iki tane kaçar. Canın sağ olsun. Olabildiğince az data sayısında çok error olsun. Çok data da çok az error olsun. Bu ikisi arasındaki farkı yaratan da şimdi bu error olsun. Bu da ona ne kadar yani loss function olsun. Error versus loss function şu demek. Hani error sıfırsa sıfırdan geçecek. Hani sıfırsa hata yapmadın. Çok güzel. Error arttıkça loss function da artacak. Eğer bu şekilde bir loss function, objective function ve loss function birbirine eksiyle orantılı yani işte Objective Function'ı maksimize etmeye çalışıyorsunuz. Loss Function'ı minimize etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi Loss'tan bahsetmek biraz daha kolay benim için. O yüzden Loss'tan bahsedeceğim. Yani loss eşittir. Eksi Objective gibi düşünebilirsiniz eğer illa düşünmek isterseniz. Ee, burada mesela böyle bir Loss Function'ı, böyle bir Objective Function'ı seçtiğiniz zaman yaptığınız şey ne? Network'e şunu diyorsunuz. Eğer çok büyük bir error olursa yani bu işte L eşittir E kare şeyi, fonksiyonu çok büyük bir fark olursa buna çok büyük bir penaltı uygula. Yani çok fazla cezalar buna. Ama küçük bir fark olursa hani şurasıyla şurası arasında çok bir fark yok. Benim için çok ciddi bir sorun değil. Bu birinci tip bir loss function seçebileceğiniz. İkincisi ise şu. Benim için büyük bir hata yapmakla küçük bir hata yapmak arasında ciddi bir fark yok. Hani büyük hata yapabilirsin. Canın sağ olsun yaparsın. Bunları üst üste yazarsanız da şöyle bir fonksiyon çıkar. Şimdi birincisiyle eğitilmiş network büyük hata yapmamaya çalışacak ama şimdi şuraya bakın. Şu hatanın büyüklüğünü görüyor musunuz? Dolayısıyla birinci yani şununla eğitilen bir network hiçbir zaman bunu elde edemez. Bununla eğitilen bir network büyük ihtimal şöyle bir doğru verecek size. Yani her yerde hata az çok az. Şu network ise, yani şu doğruyu ayar etmek istiyorsanız, eğitmeniz gereken network şu doğrudan geliyor. Niye? Çünkü büyük bir hata yapmaya daha okeysiniz. İşte bu objektif fonksiyonu seçme hikayesi de buradan geliyor. Eğer objektif fonksiyonu işte l eşittir e kare diye seçerseniz bunun adı linear regression Eğer v eşittir E diye seçerseniz bu da hani bir tip robust regression. Robust regression biraz daha spesifik bir şey deniyor ama bir tip bir robust regression. Eğer bunların adlarını duyduysanız. Ee, canınız sağ olsun. Peki bunlar çok güzel. E o zaman her zaman bunu seçerim değil mi? Hayır. Çünkü yani şu anda çok fazla onlara girmek istemiyorum. Ama bazı durumlarda mesela bu loss function daha iyi sonuçlar verecektir. Çünkü bu ikincisi de mesela datanın küçük erörlerde çok sensitif değil. Bu mesela daha sensitive olacaktır. Bazı durumlarda bu daha iyi cevap verecektir. Peki bunu neye göre bileceğiz? Şimdi yine işin bilimden çıkıp sanat olduğu yere giriyoruz. Elinizde çözmeye çalışırsanız probleme görebileceksiniz. Datanızda ne tip hatalar var? Datanızda mesela yaparken bu tarz outlier dediğimiz şeylere denk geldiniz mi? eğer datanız altta ayrı olduğunu düşünüyorsanız eğer datanız küçükse bunları ayıklayabilirsiniz. Hani bunu genelde işte dediğim gibi sosyal bilimler yapıyorlar. Ama eğer datanız büyükse mesela internetin tamamında eğitiyorsanız işte bu large language modellerde olduğu gibi bunları ayıklayamazsınız. Bu sefer çok clever bir e, objective function seçmeniz lazım ve objective function olayı da bu aslında yani. E, bunu seçerek çok fazla şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Peki o zaman şunu soralım. Başka nerede biz bu iki Objective Function'ın etkilerini görüyoruz? O da şurada. Ben yine işte bir kedinin kütlesini ölçeyim ve şöyle bir, iki, üç, dört tane ölçüm alayım. Bu dört tane ölçüme baktığım zaman bu üç tanesi birbirine yakın, dördüncü birbirinden biraz daha uzakta. Şimdi size şu soruyu soruyorum ben. Burada orta, bu kedinin ortalama kilosu nedir? Değil mi? Verebileceğiniz bir cevap şu. Ortalama için mini hesaplarsınız. Mini hesapladığınızda yaklaşık şöyle bir yerde. Burası min değeri çıkar. İşte bunu nasıl hesaplıyorsunuz? Bütün ölçümleri topluyorsunuz. Sonra kaç tane ölçüm yaptıysanız buna bölüyorsunuz. İkinci bir ortalama değer nasıl verebilirsiniz? Medyanını hesaplarsınız. İki tane burada, iki tane burada. Şunun tam ortasında. Şurada da medyanı. Şimdi çok süper bir şey söyleyeceğim. Benim çok hoşuma gitmişti ilk duyduğum zaman. Median dediğiniz şey aslında L eşittir. Mutlak değer E. Objective function'ını maksimize eden bir estimator. Mean dediğiniz şey de L eşittir. E kareyi maksimize eden bir estimator. Dolayısıyla median baktığınız zaman bir tane şeye, bir tane outlier'a daha robust kalabildi. Mean ise bunun varlığı tarafından daha bir sağa çekildi. Gerçek değer büyük ihtimalle hani işte şu taraf, şu civarlarda bir şeydi. Ve medyan daha iyi yakalayabildi. Vesaire vesaire. Ama mesela hepsinin çok yakın olduğunu fark... Yani mesela bir, iki, işte üç gibi düşünürseniz. Burada mean size şu civarda bir değer verir. Median size şurayı verir. Bu sefer de iyi ki mini seçmişim dersiniz. Çünkü burası daha nispeten do doğru bilgidir. İkincisi mini mesela teorik garantileri var. Mini hesaplarsanız bilmem yüzde kaç ihtimalle şey içerisinde sizinle saygı sorar sorabilirsiniz. Neyse yani bu burada umarım biraz daha açıklayıcı olmuşumdur. Objective function'ı seçmenin neden önemli olduğu konusunda. Bunların hepsinin işte en basit machine learning probleminden en ağır, en böyle komplike machine learning problemine kadar... ...ki yani bu bir machine learning problemi bile değil ama hepimizin çok alışık olduğu bir problem... ...etkileri var. Şimdi son aşama. Learning algoritmaları. Hatırlarsanız yani geçen az önceki, yani bir ders önceki konuşmamda bir şey söylemiştim. Demiştim ki learning algoritmaları aslında... Böyle en basit olanı gibi gözüküyor ama e, şeyin e, yani en zor nasıl diyeyim doğru learning algoritmasını bilmediğiniz zaman bir algoritmayı eğitemiyorsunuz. Ve bu çok aslında hissettiğimiz bir şey. Mesela 1980'lerden 1980 belki biraz şey oldu biraz daha sonraları aslında 80, 88'de falan da yazıldı. Evet. 80'lerden aslında 2010'lara kadar vanilla recurrent neural networkleri nasıl eğiteceğimizi bilmiyorduk. Onun yerine LSTM diye farklı bir yöntem, farklı bir algoritma geliştirmişti insan. Farklı bir architecture kullanıyorlardı. Ama spesifik bir architecture eğitmeyi bilmiyorlardı. Niye? Çünkü geliştirilmiş bir tane şeyimiz var. iyi çalıştığını bildiğimiz algoritmanız var. O da türev almak. Bunu Buna girmek istemiyorum. İşte Backpropagation dedikleri Back propagation. Yani girecektim ama vaktimin kalmadığını görüyorum. O yüzden bir iki dakikaya bitireceğim. Sadece ufak bir hani genel bir bilgi vermek istiyorum. Hani bu algoritmanın çalıştığı yerler var, çalışmadığı yerler var. Bu algoritma şeyde çalışıyor. Yani deep network'larda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ama bu algoritmalar da çalışmıyor. Bu algoritma işin içine recurrence girdiğinde, işin içerisinde memory girdiğinde eğer sizin network'ünüz daha önceki time step'lerinden bir memory tutmaya çalış çalışması gerekiyorsa bu algoritma artık çalışmayabiliyor. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Hani bu bunun e, arkasında bir hani, teori var ama çalışma çalışma garantisini kaybediyor. Normal durumda çalışma garantisi varken bu durumda artık çalışma garantisini kaybediyor. Bu da artık bize hani aslında çok uzun yıllar boyunca özellikle neuroscience research'ında bir sorun oldu. Niye? Çünkü hani bu bizim incelemek istediğimiz bir konu. Bunu böyle en basit biyolojik olarak gerçekleştirilebilir algoritmayla inceleyemiyoruz da daha komplike, daha böyle içinde biyolojik olarak gerçekçi durmayan e, özellikler olan başka bir LSTM algoritmasıyla bunları inceleyebilir hale yani bunları eğitebiliyoruz. Hani eğitebildiğimiz algoritma aslında bizim kullandığımız algoritmayı tanımlar bir hale gelmişti. Ama hani işte 2010 civarıyla artık bunları da aslında eğitebilir hale geldik. Bunlarla ilgili de işte bir force diye başka bir algoritma geliştirildi. Vesaire vesaire. Hani learning algoritmalarına çok fazla girmek istemiyorum ama burada belki söylenebilecek tek şey şu olabilir. Machine Learning Research'un yani boom etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi bunları nasıl eğitebileceğimizi öğrenmiş olmamız. Perceptron'un da ilk çıktığında bu kadar değerli olmasının belki en büyük sebebi onu nasıl eğitebileceğimizle ilgili de bir e, tahminin e, yani o dönemlerde bir algoritmanın Perceptron Learn, Learning algoritması diye çıkmış olması. Yoksa tek başına Perceptron diye böyle hani işte şu senede 100 tane şey weight'ten yani 100 tane inputtan weight öğrenmeniz gerekiyor. Bunu random bir şekilde aramaya başlarsanız bu aslında exponential bir şekilde patlar. Yani bunu yapamazsınız. Random bir şekilde bunlara ben tahmin edeyim. Hani işte bu evolutional algoritmalar diyorduk ya hani işte bir, bir set of weight'i kullanayım. İşe, yaradı işe yaramadı. Bunları çöpe atayım. Başka bir tane deneyeyim. Bunlar işe yaradı. Bunlar kalsın. Bunları biraz değiştireyim falan gibi bir şekilde gittiğiniz zaman aşırı yavaş ilerliyorsunuz. İşte bu backprop gibi işte biraz daha gradient based algoritmalarını kullandığınız zaman çok hızlı bir şekilde gerçek yani şey cevabı ulaşabiliyorsunuz doğru cevabı ulaşabiliyorsunuz. Evet sanırım yavaş yavaş burada bitireyim çünkü zaten sadece 10 dakikamız kalmış o sırada soruları alabilirim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam bu verimli dersiniz için. Sorusu olanlar yine reaksiyonlardan el kaldırarak veya çete yazarak sorabilir. Bir soru var galiba. Evet Fatma Gültekin. buyurun. Evet, Fatih Bey ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için öncelikle. Ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka konusunda çok teknik bilgilere sahip değilim. Yani alanımın biraz dışında ama e, bilişsel bilimlerle e, şu an ilgili bir tez hazırlıyorum. E, artık alanımın içine girdi. E, faydalandım sizden. E, şunu sormak istiyorum. E, şimdi 2000'li yıllarda sizin anlatımlarınızdan çıkardığım öğrenen sistemlerle ilgili yoğun bir çalışma var. İşte olasılık hesaplamaları, e, matematik e, ve mantık hesaplamaları... Temelde yer alıyor bu e, öğrenme yani makine öğrenmesinde anladığım kadarıyla e, ve bugün günümüzde e, yapay zeka insansı görevlere daha çok odaklandı e, odaklanmış durumda e, ben size şunu sormak istiyorum bu e, mesela satrançtan örnek vererek sorayım e, bilgisayar satranç oynarken insanla olasılık hesaplamaları yapıyor. Ve bunda çok başarılı. insandan çok çok başarılı. Ama gerçek hayatta insanın e, satranç oynarken e, e, ha, hangi düşünme e, devreye giriyor? Mesela orada şekilsel hafıza e, ve daha kestirimsel düşündüğüne dönük şeyler var. Tartışmalar var. Yani makine gibi e, gerçek dünyada mantık ve matematik ve olasılık hesaplamalarıyla hareket etmiyoruz biz. Yani daha kestirimsel, daha sezgisel düşünüp hızlı hareket ediyoruz. Şimdi benim size sorum şu. Mesela sosyal yapay zekalar geliştiriliyor şu anda. İşte mimik taklit eden, duyguları taklit eden hı hı. ama bunlar insansı görevlere odaklandıklarında dil çevirileri gramer odaklı. Yani çünkü bu öyle olmak zorunda. Başka türlü hani kurallı. Ama evet. gerçek hayatta gramer odaklı konuşmayız. Şimdi bunun mesela bu insansı görevlere odaklanan yapay zekaları hangi ihtiyaçtan dolayı üretiliyor? Yani bu ihtiyaç mı gerçekten? Yani bunun insan gerçek dünyadaki insanlara etkisi ne olabilir? Bunun üzerine bir çalışma var mı acaba? Yani etik etik üzerine yapay zeka etiği. Şimdi e, bir sürü farklı soru vardı içeride aslında. Yani şöyle birkaç bir noktada aslında e, konuşmak lazım. Birincisi etik üzerine çok ciddi çalışmalar var. E, etik ve işte hani mesela cognition yapay yani aslında şu insan şeyi de hani insanda gördüğümüz işte cognition dediğimiz ya da işte e, ismi aklıma gelmiyor. Consciousness. ha? Consciousness dediğimiz kavranın beyinde hangi bölgede ortaya çıktığı, nasıl ortaya çıktığı, hangi interaksiyonlar sonucu ortaya çıktığı ya da böyle bir şey olup olmadığı vesaireyle ilgili aslında çok aktif bir research var. Bu sizin bir sorunuzu büyük ihtimalle cevaplıyor. İkincisi yapay zekada böyle bir şey var mı yok mu vesaire sorularını sorabilmek için ben çok erken. Bilmiyorum hani böyle bir soru soruluyorsa yapay zeka, conscious mı değil mi tartışması oluyor ama hani bunlar genelde biraz daha böyle Popular, popular science düzeyinde oluyor. Böyle bunun altında sorulabilecek kesin sorular var mı yok mu çok bilmiyorum şu aşamada. Etikle ilgili daha çok uygulama alanlarında research oluyor. Yani işte bu yapay zeka gerçekten causal şeyler mi öğreniyor? Yoksa öğrenmemesi gereken e, korelasyonları öğrenip etik olmayan kararlar vermemize sebep olabilir mi? Vesaire vesaire gibi sorular var. Başka bir noktada... Söylediğiniz hani translation vesaire yapay zeka katkı sağlıyor mu? Kesinlikle. Hatta bu Rosenblatt'ın işte bu Perseveran'dan sonra ilk böyle e, fon için şey yaptığı konulardan bir tanesi sanırım translation konusuydu. Dizlendir çevirme çevirmeyle ilgili çok üzerine gittiler. Perseveran'ın bunu yapıp yapamayacağıyla ilgili vesaire e, tartışmaları vardı belli bir dönem. Ve bununla ilgili çok fon yazıldı diye biliyorum. Emin değilim bu arada hani bunu double check etmek gerekir. Ve bu yıllar sonra çözülen bir konu. Şu anda hani Google Translate'ler vesaire falan çözdüğümüz bir konu. Yani bence çok faydalı zaten yani. Bunun faydasını kimseye faydasız demez herhalde de. Ee, yani bunlar uzun yıllardır çözülmeye çalışılan ve yeni yeni çözülen problemler. Son olarak da o soruyu da o şekilde cevaplamış olduk. 4-5 farklı soru aynı cevaplanmaya çalıştım ama umarım olmuştur. Peki teşekkür ediyorum. Ee, zaman kısa olduğu için ben de hepsini bir arada toparlamaya çalıştım. <laughs> Sağ olun, teşekkür ediyorum tekrar. Ne demek. E, chatte bir soru var hocam. DNN üzerine önerebileceğiniz kaynak var mı? Oh, um, yani ne için olduğuna göre çok değişir. Stanford'ın çok güzel dersleri var. Çoğunun da bütün lecture notları vesaire online ve açık. Ee, onlar olabilir bence. i̇şte yani 229 var. Hani o deep networkler değil aslında. 229, CS 229 bilmiyorum 224 vesaire olması lazım. Deep Network. Deep Learning 230 olması lazım hatta. Hani bunların ders notları ve şeyler, slaytlar vesaire hepsi internette açık. Bir çoğunun videosu da var bu arada. Videosu da açık olması lazım. Yani bunlara bakılabilir. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan varsa daha 5-6 dakikamız var. Alabiliriz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür etmişler. Evet, der, derse geldiğiniz için teşekkür ederim. Öyleyse ben de bunu durdurayım. Soru yok sanırım hocam. Ee, ben... Herkese tekrar katıldıkları için ve sorular sordukları için teşekkür ediyoruz. Hocam size de tekrar bu saat farkına rağmen zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Şimdi bir saatlik bir aramız olacak. Bunun ardından 13.20'de Bilkent Üniversitesi'nden Burcu Ayşen dersiyle devam edeceğiz. Ayrıca akşam saat 4.30'da .30, Fatih Hocamızla ofis saatimiz olacak. Orada gerek sunumuyla ilgili gerek genel olarak akademik hayatla ilgili dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Lütfen teşekkür ederim. Tekrardan beni çağırdın. Teşekkür ederiz. O zaman 13.20'de görüşmek üzere.